Fonksiyonlardan biraz sorularımız var. Onlara bir bakalım. Birincisi fonksiyon tanımı. Bağıntılardan kaç tanesi bir fonksiyondur diye sormuş. Bir şeyin fonksiyon olması için bir tanım kümesinde boş bir eleman kalmayacak. İki, tanım kümesindeki bir elemanın iki farklı görüntüsü olmayacak. Peki bunlar da bunu nasıl anlayacağız? Burada şöyle. Reel sayı koyduğumda her zaman sonuç reel sayı çıkması gerekiyor. Yani fonksiyonun tanımlı olması demek, işlevsel olması demek, fonksiyonlu olması demek ya, tamam mı? Bakın şimdi bir reel sayı koyduğumda bu her zaman reel sayı sonuç veririm. Bir defa kesirli bir ifade varsa paydayı sıfır yapan bir değer var mı? Bakıyorum hemen paydayı sıfır yapan. Hemen paydayı kim sıfır yapıyor? Paydayı 3 bölü 4 sıfır yapıyor. Mesela x'in 3 bölü 4 olduğu noktada bu fonksiyon tanımlı değil. İkincisi, tam sayılardan reel sayılara demiş. Dikkat gene böyle. Her tam sayı koyduğumda sonuç bir reel sayı olur mu? Burada da şöyle var. Çift dereceli. Hani kök demek ne demek? Burada 2 var demek değil mi? Görünmeyen. Çift dereceli köklü ifadelerde içerisinde negatif yaparsa tanımsız yapar. Daha doğrusu reel sayı olmaz. Reel sayı olmuyor. Mesela buraya x'e 0 versek bu tabii ki de x'in yani 0'ın gittiği karşıda bir eleman yok. Tanımsız gelecek sonuç. Bu da fonksiyon olmaz. Evet. Üçüncüye baktık. Doğal sayı verdiğimde sonuç her zaman tam sayı olur mu? Tamam. Şimdi doğal sayı verdiğimde evet payda sıfır olmaz. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye verdiğimde payda hep sıfırdan farklı oluyor. Ama sonuç tam sayı olmuyor. Mesela 2 verdiğimi düşün. 3 bölü 4 olur, değil mi? X eşittir 2 verdiğimde sonuç 3 bölü 4 oluyor. Yani tanımlı olmuyor. Tamam mı? Evet. Peki ne var başka? Bir tane daha arkadaş var burada. Z artıdan reel sayılar. Z artıdan bütün elemanları verdiğimde sonuç reel sayı olur mu? Bakıyorum payda kesirli bir ifade. Paydayı sıfır yapan ne var? Eksi 1 bölü 3 var. Değil mi? Eksi 1 bölü 3 ama zaten Z artıyı basıyorum ben. Z artıyı her bastığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hiçbir şekilde payda sıfır olmaz. Her bir değer için ben bir sonuç bulabilirim. O zaman 4'te sıkıntı yok. Peki 5 doğal sayılardan reel sayılara. Değil mi? Doğal sayılardan reel sayılara. Her doğal sayı koyduğumda sonucu reel sayı bulurum. 0 koyduğumda 3 çıkıyor. İşte 1 koyduğumda kök 5 çıkıyor falan gibi. Köklü ifadeler reel sayıdır. Dolayısıyla 5'te de sıkıntı yok. İçerisine eksi yapıyor mu? Hiçbir şekilde doğal sayılar yapmıyor. Dolayısıyla bunun kaç tane varmış? 1, 2 tane buradan bulduk. Continue. Hadi bakalım. F fonksiyonu x artı y 1 için fx artı fy 1 olacak biçimde tanımlanıyor. Toplamının değeri f1 bölü 2'den kaç fazla? Evet. X artı y 1 ise fx artı fy 1 olur. Hemen bak. Dikkatimiz ne çekiyor? Bununla bunun toplamı 1. 2 ile 98 bölü 100'ün toplamı 1. Hani bunun bir öncesi. O zaman bu şöyle gelecek değil mi? Bunları yazalım mesela şöyle. İşte f 1 bölü 100, işte 2 bölü 100, işte bilmem ne filan feşman. En son 99, 98 mi var? Bir de 98 bölü 100 filan var. Dikkat ederseniz şunla şu 1, 1, 1, 1, 1. En son bak ortası çok önemli. 50 bölü 100 var. 50 bölü 100'ün bir öncesi 49 bölü 100. Bir sonrası 51 bölü 100. Şu ikisi de 1 yapacak. En son kaçta 1 yapıyor? 49'da. O zaman 49 tane 1 geliyor. Artı 50 bölü 100 f 1 bölü 2 geliyor. Tamam, kaç fazlaymış? 49 fazlaymış. Evet. Edelim bakalım ne diyor. FA kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir defa A kümesini okuyalım. A kümesi ne diyor? X 3'ün katından bir fazla olan. En tam sayı olduğu için 3'ün katından bir fazla var. O zaman x yerine 3n artı 1 yazsam. Orası ne olur? 3n artı 2 de burada var. 3n artı 3 olur. Çarpı 2 bölü 3. 3 ile sadeleştiğinde ne gelir buradan? 2n artı 2 gelir. Değil mi? 3 parantezine alırsanız bunu. 3 parantezinde n artı 1'dir.
3'ler giderse 2 ile çarparsan 2n artı 2'dir. Bu da ne oluyor? Çift oluyor. Devam edelim. Evet. Dördüncü soruyu da tanıyoruz. Tanıyoruz. Görünce şöyle, aa ben bu sorudan çözmüştüm diyor arkadaşlar. Bol soru çözenler değil mi? Bizim matematikteki olayımız o zaten. Bol miktarda soru çözüyoruz. Peki, bunu nereden tanıyoruz? Dikkat, böyle bir soru, hatta birkaç soru çıktı üniversite sınavlarında. Fx eksi 4, fx artı 10. O zaman bu şu demek. Yani şuraya x'i oluşturmak için x yerine x artı 4 yazarsanız, buraya da x artı 4 yazarsanız ne olur burası? Burası x olur, fx olur. Burası ne olur? Fx artı 14 olur. Bu şu demek. Her bir adam kendisinden 14 sonraki adama eşit demek. Vay çok enteresan değil mi? Mesela F1 F15'e eşit. F15 F29'a eşit. O filan gibi 14 14 gidiyor. Her bir adam 14 sonrasına ya da aynı mantıkla 14 öncesine eşit. O zaman 76'yı 14'er 14'er azaltacağız. En kolayı 76'yı 14'e bölmek. 5 defa azaltırsak 70 azaltırsak yani 6 kalır. O zaman F76 F6'ya eşit. Evet, F76 F6'ya eşitmiş. F6 ne? Şu aralığa girdiği için 6 bölü 2'den 3 yapıyor. Tamam. Denizde bulunuyor. Evet. Evet, 5'te de birim fonksiyon diyor. Birim fonksiyonu ne? Fx eşittir x. Kaba bir tabirle değil mi? İçi dışı bir fonksiyon filan diyorduk. İçinde ne var? 5x artı 3 var. O zaman burası da 5x artı 3 olması gerek. X kare olmaması gerek. A1. Değil mi? X'in katsayısı 5 olması gerek. O zaman B7. Sabit terimin 3 olması gerek. O zaman C6. A'yı kaç dedik? 1 dedik. Evet. Toplarsak bunları 7, 7, 14 yapıyordum. Kolay başladık. Bakalım biraz daha ileride daha eğlenceli sorular gelecektir. F fonksiyonu birebir ve örtelen olduğuna göre F'in tersi eksi 1 nedir? Dikkat! Bir fonksiyonun tersini alırken X'i ne yapıyoruz biz? Yalnız bırakıyoruz. Değil mi? X'i yalnız bırakıyoruz. Peki X'i yalnız bıraktık. E zaten adam X'i yalnız bırakmış bizim. Aslında tersini almış. Sonra da sadece ismi yazmamız gerekiyor. 2X eksi 3 bölü 4X artı 5. Evet. X yerine de eksi 1 yazarsak eksi 2 eksi 3 bölü X yerine eksi 1 yazarsak eksi 4 artı 5. Buradan 1 geldi. Buradan da eksi 5 mi geldi? Öyle bir şeyler oldu galiba değil mi? Aynen öyle. Evet. Birebirlik sorusu var bir tane. Ne diyor? Fonksiyonlarından hangileri birebirdir? Şimdi dikkat. Bir fonksiyonun birebir olması için grafik varsa elimizde, atıyorum şöyle bir şey varsa, yandan çizgiler çiziyoruz. Soldan sağa, sağdan sola. İki noktada kesiyorsa birebir değildir. Başka ne var? Artan fonksiyonlar birebir değildir. Başka ne var? Şey, pardon. Artan fonksiyonlar birebirdir. Azalan fonksiyonlar birebirdir. Çünkü azalıp arttığı için her, yani daha küçük değerde daha küçük, daha büyük değerde daha büyük. Sürekli azalıp arttığından mesela hep ya yukarı gidecek, nasıl giderse gitsin, şöyle şöyle de olsa. Hep yukarı doğru gidecek, her noktada bir tane kesecek. Ya da hep aşağı doğru gidecek azalansa, hep bir noktada kesecek, tamam mı? Ya bu çirkin oldu biraz görüntü ama. Tamam, olayımız bu. O zaman fonksiyonun tanımlı filan feşman birebirdir diye soruyor. Evet, bu artan bir fonksiyon. 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3 birebirdir. Bu da artan fonksiyon, birebir. Bu dikkat ederseniz bir parabol şeklinde bir şey. Eksi x kare artı 4, hatta ben onun grafiğini de biliyorum ama temsili de çizebilirsiniz. Parabol şeklinde bir şeyse pat diye iki noktada kesiyor. Paraboller, mutlak değerler genelde birebir olmaz. Genelde.
birebir olmasa bile tam kümesi ıvır zıvır filan da önemli. Tamam mı? Evet.